çocukluk çağında vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerinde olması ateş olarak tanımlıyoruz. Vücut sıcaklığını değerlendirmesi için farklı teknikler olmasıyla birlikte bunların birbirine üstünlüğü yoktur. Sadece avantaj ve dezavantajları vardır. Ateş şikayetiyle çocuk polikliniğine sık başvurulan bir semptomdur. Klinik tablonun sorumluluğu genellikle enfeksiyonlar çıkmaktadır. Bunlar nispeten benin ve kendini sınırlayan veya fizik muayene ile tanı konulup ampirik tedaviyle cevap alan hastalıklardır. Hafif ateş bulguları tedavi gerektirmemektedir. 3 ayın altında ateşin 38 derecenin üzerinde olduğu ve 3 aydan büyük çocuklarda ise 39 derecenin üzerinde olan ateşler yüksek ateş olarak tanımlanmaktadır ve bunların en yakın bir hekime başvurmaları gerekmektedir. Ateş takibinin temel amacı huzursuzluk ve rahatlatmaktadır. Hafif ateşlerde ateş düşürücüye gerekli değildir. Sadece hastanın üzerinin açılması, bol sıvı verilmesi yeterlidir. Yüksek ateşlerde ise 3 aydan küçük çocuklarda 38 derecenin üstü, 3 aydan büyük çocuklarda ise 39 derecenin üstü ateş düşürücülere ihtiyaç duyulmaktadır. Şimdi biz ateş düşürücü vermeden soğuk suya tuttuğumuz zaman veya da ılık suyla duş aldırdığımız zaman çocuklarda bu üşüme, titremeye ve huzursuzluğa yol açmaktadır. Ne zaman ılık banyo yaptıracağız? Ateş düşürücü verdikten en az yarım saat ve bir saat sonra. Ilık suyla duş aldırdığımız zaman veya ılık suyla ıslattığımız zaman daha etkili olmaktadır. Son zamanlarda çok viral enfeksiyon salgınları var. İnfluenza, RSV ve adenovirüs. Bunlara özellikle 6 ayın altındaki çocukları olanların bu misafirlere gitme veya da misafir kabul etmeleri konusunda biraz daha hassas olmaları. Yani nasıl COVID'de biraz izolasyon ihtiyacı hissetmekse aynı şekilde COVID'de biz çocuklarda çok etkilenmiyordu. Maalesef bu RSV'dir, influenza'dır, adenovirüstür. Çocukları daha ağır etkilediği için şimdi COVID'de yetişkinleri nasıl koruyorsa şimdi de çocukları korumak için biraz izolasyon ihtiyacı var.